İstanbul Sözleşmesi insanlığa karşı bir savaştır. İnsanlığa karşı savaşın yanında Türkiye'yi yok etme, insanlığı yok etme, aileyi yok etme savaşının kod adı İstanbul Sözleşmesi'dir. Ve bunun uygulaması 62-84'tür. 62-84'te son 5 yılda 2 milyon baba evden uzaklaştırıldı. Adalet Bakanlığı'nın son açıklamasına göre sadece 2019 yılında 553 bin kişi evden uzaklaştırıldı. Cinnet ve cinayetlerin sebebi olan İstanbul Sözleşmesi ve 62-84 uygulaması kalkmazsa bu şiddet artar, cinayetler artar, sadece aile dağılmaz, Türkiye'nin ekonomisi de çöker. Çünkü İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda eşcinsel evliliği de meşru gören bir sözleşme. Bu insanlığa karşı bir savaştır. Ülkemizin bir milli güvenlik sorunudur. Zaten insanlarımız bir asgari ücretle evlenmesi çok güç durumdadır. Evlilik teşvik edilmediği için ayrılmalar çok kolay hale geldiğinden dolayı bu dağılan ailenin çocukları uyuşturucu müptelası, efendim terör örgütlerine yem oluyor. Dağılan çocukların velayet meselesinden dolayı da çocuk üzerinden çocuk istismarı oluyor. Buradan İş Adamları Derneği olarak Türkiye'deki tüm esnaf, sanayici ve iş adamlarına, iş kadınlarına sesleniyoruz. Diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi sadece ailemizi yok etmez, ülkemizi de ekonomimizi de felç eder, yok eder. 62-84 ile uzaklaştırılan babalar iş yerine de gidemediğinden dolayı morali bozulduğundan işi de bozulmaktadır. Bu ülkemize karşı, ekonomimize karşı bir savaştır. Bu savaşın adı toplumsal cinsiyet eşitliği maskesiyle, şiddeti önleme maskesiyle Türkiye'yi çökertme, ekonomiyi çökertme girişimidir. Bu savaşa dur deme zamanıdır. Buna da iş adamlarımız, esnaflarımız, akademisyenlerimiz, yazarlarımız başta İstanbul Sözleşmesi'ne ve uygulaması 62-84'e dur desin ki cinnet ve cinayetler önlensin. Son çıkan genelgeyle de şiddetler azalmamış, bilakis artmıştır. 62-84 İstanbul Sözleşmesi şiddeti önleyememiştir. Yerli otomobil nasıl mücadele ediyorsa yerli otomobil yapmak için aile yasalarımızda yerli ve milli olmalı. Biz buradan hükümete çağrıda bulunuyoruz. Bütün yetkililer çağrıda bulunuyoruz. Devletimizin reisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey İstanbul Sözleşmesi nas değildir, feshedilebilir dedi. İstanbul Sözleşmesi halkımız istemiyor, bu iptal edilsin diye talimat verdi. Ama ne meclis ne milletvekilleri bu konuda hiçbir girişimde yapmadı. Üstelik aileye sahip çıkan yazarlar, akademisyenler linç girişimine uğruyor. Buradan tüm Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Şu anda millet iradesinin tecelligahı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynen Macaristan gibi halkının dediklerine kulak vererek aile yıkan yasaları da kaldırmalı, sözleşmeyi de çöpe atmalıdır.